أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bakara suresinin 170. ayetindeyiz. Estağfirullah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Ayetin tefsiriyle devam edeceğiz. ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى Sonra aşkın yüce olan Cenab-ı Hak haber verdi. عَنْ حَالِ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerin halinden haber verdi. Onların durumundan haber verdi. اِذَا اُمِرُوا بِاتِّبَاعِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın indirdiğine tabi olmak hususunda kendilerine emir gitse, birisi onlara dese ki Allah'ın indirdiğine tabi olun. عَلَى رَسُولِهِ Allah'ın elçisine indirdiğine tabi olmak hususunda onlara emir gittiğinde ki durumlarından haber verdi. مِمَّا تَقَدَّمَ وَصْفُهُ Yukarıda geçtiği şekliyle رَغِبُوا عَنْ ذَٰلِكَ Bundan ne yaptılar? Yüz çevirdiler, benimsemediler. وَقَالُوا ve dediler ki بَلْ نَتَّبِعُوا Biz ittiba ederiz, izleriz, takip ederiz. مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Atalarımızı üzerinde bulduğumuz, atalarımızı ibadet eder bir halde gördüğümüz, dolayısıyla da alışkanlık olarak ülfet peyda ettiğimiz, beğendiğimiz veya atalarımızdan gördüğümüz şeylere tabi oluruz. Yani yeni şeylere kapalıyız. Velev ki doğru olsa atalarımızdan aldığımıza tabiiz. Çünkü onlara alıştık. Velev ki yanlış olsa. Fektefav dolayısıyla iktifa ettiler, yetindiler. Bitaklidil ebai. Ataları taklit etmekle yetindiler. Geçen derste dedik ki ataları taklit etmek şayet bir erdem olsaydı yahut geçerli bir mazeret olsaydı Kureyş müşriklerinin yahut ondan önceki ümmetlerdeki toplulukların gelen elçiye biz atalarımızı takip edeceğiz şeklindeki çıkışları makul karşılanırdı, geçerli sayılabilirdi. Ancak ataları taklit etmenin geçerli, mantıki hiçbir nedeni yoktur. Şayet atalar doğru bir yol üzerinde değil iseler. وَزَهَدُوا فِي الْاِيمَانِ بِالْاَنْبِيَا Peygamberlere iman etmekten uzak durdular. وَمَا هَذَا Bununla beraber فَاَبَاءُهُمْ اَجْهَلُ النَّاسِ Ataları, bahsettikleri ataları اَجْهَلُ النَّاسِ insanların en cahili idi. وَاَشَدُّهُمْ ضَلَالًا Ve sapkınlık ve şaşkınlık açısından en şiddetlisi idi. Kureyşlilerin atalarını kastediyor müfessir. فَهَذَا işte bu da delilun bir delildir. عَلَى اِعْرَاضِهِمْ عَنِ الْحَقِّ Onların haktan yüz çevirdiklerine bir delildir. Zira hakka tabi olmamak üzere biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere ittiba ederiz. Ancak böyle yaparız demekle hakkın peşinden gitmeyeceklerini beyan etmiş oldular. Ve rağbetihim anhu ondan uzak duracaklarını ve ademi insafihim asla insaflı yaklaşmayacaklarını beyan etmiş oldular. Konuyu doğru yanlış zemininde, konuyu adalet zulüm zemininde değil de konuyu bizim atalar, sizin atalar yahut bizim atalar ve sizin yeni getirdikleriniz çerçevesinde ele aldıkları için bu konuda insaf sahibi olmaları mümkün değil. Çünkü onlar doğru yanlış bağlamında ele almıyorlar.
Atalar doğru mu yanlış mı mühim değil. Önemli olan onların ataları olması ve onların bu inanç üzere onları doğduklarından beri görmüş olmaları. Olaya bu çerçeveden yaklaştıkları için hak yahut batıl olması onları alakadar etmiyordu. فَلَوْهُدُوا لِرُشْدِهِمْ وَحَسُنَ قَصْدُهُمْ لَكَانَ الْحَقُّ هُوَ الْقَصْدِ. Şayet rüştü tabi olsalardı ve amaçları doğru olsaydı, amaçları güzel olsaydı, hakşinas bir şekilde yaklaşsalardı olaya, doğru yanlış zemininde olayı ele alsalardı, لَكَانَ الْحَقُّ هُوَ الْقَصْدِ. O zaman hak gaye olurdu, maksat olurdu. Derlerdi ki eğer getirdiğiniz doğru ise elbette ki onu takip ederiz. Atalarımız yanılmış olabilirler. Bu çerçeveden yaklaşmadıkları için bunu itiraz cümlesi olarak öngördüler. وَمَنْ جَعَلَ الْحَقَّ قَصْدَهُ. Kim hakkı maksadı edinirse, yani gayesi haline getirirse, benim amacım doğruyu bulmak, benim amacım hakikati izlemek, hakikati bulmak şeklinde bir ilkeye sarılırsa, وَوَزَّنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ. Ve dolayısıyla da hak ile hak olmayan şeyler arasında bir müvazenede bulunursa, karşılaştırma yaparsa, muhakeme ederse, yani akletme evresine girerse, tebeyyene apaçık olur lehu onun için, el hakku hak, kat'an kesin bir biçimde, vettebe'ahu inkâne musifen, eğer insaflı biri ise, eğer kendi içinde düzgün bir karakterse, o zaman bu kendisi için apaçık olan hakka ne yapar? İttiba eder, diyor müfessir ve burada ayetle ilgili olan tefsirini tamamlamış. Alalım ayeti buradan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَإِذَا قِيلَ onlara dense, şart gibi oldu bu, denir denmez fark kalmadı ortada, onlara denildiğinde. Peki, kaldırıyorum burada onlara. وَإِذَا قِيلَ ve o zaman ve'yi de koyalım, ve denildiğinde lahum onlara ittabi'u izleyin yahut tabi olun ma enzelallahu Allah'ın indirdiğine. O izâ qîle lahum ittabi'u ma enzelallahu kâlû dediler. Bel nettebi'u bilakis tabi oluyoruz. Neye? Ma öyle bir şeye ki elfeyna bulduk, gördük, bugüne değin tanık olduk. Bel nettebi'u ma elfeyna bulduklarımıza tabi oluyoruz. Aleyhi üzerine ebe'ene atalarımızı birleştirelim dilerseniz. Türkçe anlam çıkmayacak böyle. Me elfeyne aleyhi ebe'ene ataları ya da ata demeyelim, babalarımızı üzerinde bulduğumuz
bulduklarımıza, babalarımızı üzerinde bulduğumuza tabi oluyoruz. Onların sözü burada bitti. اَوَلَوْ كَانَ اَوَلَوْ كَانَ اَبَاُهُمْ Alttakiyle birleştirelim mi? Birleştirmeyelim. Şayet idi ise kim? Ebauhum baba, onların babaları, onların babaları. Birleşirse ne olur? Şayet onların babaları idi ise, ne idi ise? La yaqiluna, akletmiyor, akletmiyor, akletmiyorlar idi ise, şeyen bir şeyi ya da herhangi bir şey akletmiyor idiyseler, ve la yehtedun ve ne de hidayet ve la yehtedun herhangi bir şey akletmiyor ve hidayet te ermiyor idi ise zaten yukarıda. Peki, ayetin irabına bakalım. Vav istinaf gibi gözüküyor. İza mef'ulun fi qila fi'lun meçhul naibi faili huwa lahum car mecrur ittabi'u fi'lu emrin faili entum ma mef'ulun bih enzele fi'lun madin Allahu fa'il قالوا فعل ماض بل حرف عطف نتبع فعل مضارع ما مفعول به ألفينا فعل ماض فاعل نحن عليه جار مجرور آباءنا مفعول به صندكنا مضاف إليه أ حرف استفهام واو حالية لو حرف شرط كان فعل ماض آباؤهم اسم كان لا يعقلون لا حرف نفي يعقلون فعل مضارع فاعلي هم burası şeyin haberi makamında kendinin şeyen fi'lun madin başlayın ne fi'lun madin evet mef'ulun bih vav atf la حرف نفي يهتدون فعل مضارع فاعلي هم Peki ayetin meallerine geçelim. Bakara suresi 170. ayet. Estaizu billah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Diyanet açıklamalı mealde. Onlara demiş, ayette zamir ile gelmişti. Lahum, parantez içerisinde zamirin müşriklere gittiğini anlatmak için
müşriklere demiş, denilmiş Diyanet mealinde. Allah'ın indirdiğine uyun, tabi olmak fiili yerine uymak fiili kullanılmış. Denildiği zaman onlar hayır, bel için hayır manası öngörülmüş. Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız. Ayette yol açık değil, keşke bunu da paranteze alsalardı. Bel nettebi'u ma ile çünkü ayette ifade edilmiş. Yola uyarız. Dediler, ya ataları bir şey anlamamış. La ya'kilune ifadesi, ayette geçen la ya'kilune akletmiyorlar çünkü anlamı meale anlamak şekline dönüştürülmüş. Halbuki akletmek anlamaktan daha öte bir kavram. Doğruyu da bulmamış idiyseler, doğruyu da bulmamış idiyseler şeklinde, bu da mazi sigaya dönüştürülmüş. Evelev kâne âbe, bu da aynı şekilde anlamamış. Kâne'den dolayı o zaman bunu böyle yapmışlar. Bir şey akletmemiş ve doğru yolu bulmamış idiyseler diye meale taşımışlar. Bakalım Elmalı Hoca ne diyor mealinde? Allah'ın indirdiğine uyun, uyun denildiği vakitte onlara yok dediler. Bel için yok demiş hoca. Atalarımızı neyin üzerinde bulduksa ona uyarız. Şartlı bir cümle kurulmuş. Yani neyin üzerine bulduksa, bu maya öyle bir mana vermiş hoca. Atalarımızı neyin üzerinde bulduksa ona uyarız. Ya ataları bir şeyle bir şeye akıl erdiremez. Akıl erdirmek. La yaqilune yerine bu deyimi kullanmış hoca. Akıl erdirmek. Ve doğruyu seçemez idi seler demi. Şimdi akıl erdiremez, seçemez. Bunlar şey olmuş. Yani akıl erdiremiyor dediğimiz kişi kabiliyet eksikliğinden, sanki yetenek eksikliği, doğru yolu seçemiyor. Halbuki ayette buna güçleri yetmiyor. La yastati'une en ya'kilune şeklinde güç yetirebilmeye dair bir ifade yok. La ya'kilune, akletmiyorlar idiyse, yani akletmeyi bilinçli şekilde devre dışı bırakmışlar idiyse, ve la yehtedun, ve onlar için doğru yol, onları doğru yol alakadar etmiyordu. Doğru yol nedir, hangisidir diye bir araştırma içinde de değillerdi. Önlerine gelen, yokuştan aşağı inen her kolay yol onlar için yoldu. Dolayısıyla burada bir suçlama varken, burada akıl erdiremez, doğruyu seçemez, sanki onlar ilkel ve aklen yeteneksiz bir toplulukmuşçasına. Biraz bu güç yetirebilme ifadesi ayetteki manayı biraz zedelemiş gibi. Ömer nasıl bilmem mealinde, ve onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman dediler ki, hoca girişteki ve'yi de aynı ayette olduğu gibi korumuş, yukarıdaki meallerde yoktu. Ve onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman dediler ki, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Ataları bir şeye akıl erdirememiş. Aynı sakınca burada da var. Bir şeye akıl erdirememiş. Sanki uğraşmışlar ama bir şeye akıl erdirememişler, seçememişler gibi. Halbuki ayette böyle bir ifade yok. Onlar akıllarını çalıştırmamış. Doğru bir yola gitmez oldukları halde mi onlara uyulacaklar? Doğru bir yola gitmez. Bu ikincisinde var o mana. Hoca ikincisine koymamış bu güç yetirebilme ifadesi manasını. İkincisi sahih duruyor. Süleyman Ateş mealine bakalım. Onlara girişteki vav yok. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dense şartlı kurmuş. Yani in gibi sanki girişte. Ama ayette ne var? İza var. İza gerçekleşecek. Gerçekleşmiş şeyler için kullanılıyor. İn ise şartlı. Eve gidersen kitabı görürsün, evdeki kitabı görürsün. Ha, gitmeyebilir de. Ha, bir de şöyle deyin, Ahmet eve gittiğinde kitabı gördü. Yani Ahmet eve bir şekilde gitti. Her ikisinde de şart anlamı varsa da biri kesinlikle olan şeyleri, diğeri ise olması ve olmaması muhtemel. Her ikisi de muhtemel olan şeyleri. Dolayısıyla yukarıda denildiği zaman şeklindeki ifade daha doğru. Dense, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola, Ateş Hoca yolu parantez içine almış. Sanıyorum Elmalı Hoca yolu açıktan kullanmıştı. Yahut Diyanet mealinde yol açıkça kullanılmıştı. Yola uyarız derler.
Peki ama, peki ama, evvelav, peki ama. Güzel bu. Hem istifham hem de oradaki hal vavı için peki amayı kullanmaları. Ataları bir şey düşünmeyen, düşünmek düzeyine indirgenmiş akletmek. Halbuki akletmek orijinal bir kavram. Tefekkür ise apayrı bir şey. Keşke hoca düşünmeyi değil de akletmeyen deseydi. Doğru yolu bulamayan, bak buraya, buraya da düşünemeyen deseydi nasıl sakıncalı olursa, bulamayan da o kadar sakıncalı, bulmayan deseydi hoca. Kimseler olsalar da mı diye Kur'an'ın sorusunun hayaline taşımış. Atalarının yoluna uyacaklar şeklindeki cevabı da parantez içerisine koymuş. Yaşar Hoca aynı ayete, onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, dendiğinde güzel. Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Genişletmiş hoca buradaki muzari fiili. Onlara böyle dendiğinde böyle diyorlar şeklinde ayette muzari bir sıga var. Peki ataları bir şeye akıl erdiremiyor. Güç yetirememek buraya da meale taşınmış. Arapçasında yok. Doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler. Sanki insan neslinin henüz tekamül etmemiş bir evresi akledemiyor, doğruya ulaşamıyor çabaladığı halde. Bu sakıncalı durum bu manada ne yazık ki var. Ali Bulaç mealinde ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse şartlı kurmuş. Onlara hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, geleneğe uyarız. Nedense bu elfeyna kelimesinin vecedna'dan farkına hiç dikkat edilmemiş. Bakınız Kur'an'da vecedna'li hali de var aynı ayetin. Sanıyorum var. Bennette bi'o. Vecedna ile arayalım. Vecedna. On üç yerde vecedna varmış. Herhalde hepsi aynı manada değildir. Bakınız. قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter demişler Maide 104'te. Yine onlar bir nahoş bir şey, fahişe yaptıklarında قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Dediler ki atalarımızı da böyle yapar bulduk. Yine vecede fiili. Ondan sonra Yunus suresinde de قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi döndürmek için mi geldin demişler Hazreti Musa'ya. قَالُوا Enbiya suresi 53'te قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِد۪ينَ. Atalarımızı bunlara ibadet eder bulduk. Yine vecede fiili burada. Yine Şuara suresinin 74'te قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ. Dediler ki biz atalarımızı böyle yapıyor bulduk. Lokman suresi 21'de بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Aynı mana. Yine Zuhruf suresi 22'de اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى اُمَّةٍ. Biz atalarımızı bir din üzere bulduk. وَاِنَّا عَلَى اَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. Yine orada da وَجَدْنَا. Yine Zuhruf suresinde vecedna. Evet. Demek ki vecedna kullanımı Kur'an-ı Kerim'de var. Ama ayette, bugün okuduğumuz ayette vecedna fiilinin tam yerine ne var? Elfeyna fiili var. Bakalım elfeyna fiilinin Kur'an'da başka kullanımı var mı? Bizim ayetimiz dışında. Tek bir elfeyna varmış Kur'an'da. O da Bakara 170'teymiş. Peki bu fiilin başka türevlerinin kullanımı var mı? Ona bakalım. Kırk bir tane var diyor ama aynı fiil mi? Hayır. Diğer fiiller de var. Elfeyna burada var. Elf sayısı var. Ellefet. Efvah da girmiş. Doğru arayamadık biz onu. Bir daha bakalım.
Şimdi şurada ne diyor? Elfe, bu bizim fiilimiz. Ellefe, lefefe, bunları almıyoruz. Almadığımız halde yine 41 tane çıkıyor. Demek ki doğru tarayamıyor. Peki şöyle arayalım. Ulfe diye arayalım. Demek ki El-Feyna'daki bir nüans varsa, o nüans meallerde şu an için gözükmüyor. Bunu en fazla Elmalı Hoca'nın mealinde beklerdik. Orada da yine bulmak vecedna şeklinde kullanılmış. En son kimin mealine baktık? Yaşar Hoca'nın mealine baktık. Bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler. Ali Bulaş mealine bakalım. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yine bulmak fiili şeye demiş parantez içerisinde geleneğe uyarız derler. Peki ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolda bulamamış yine güç yetirmek anlamı sokulmuş bu fiillere idiyseler. Suat Yıldırım mealinde onlara gelin Allah'ın indirdiği buyruklara ayette buyruk şeklinde bir açıklık yok tabi olun denildiğinde hayır biz atalarımızı hangi inanç ayette inanç geçmiyor açıkça üzerinde bulduysak ona uyarız yine bulmak fiilini kullanmış derler. Babaları bir şeye akıl erdirememiş güç yetirmek buraya da saklanmış ve doğruyu bulamamış aynı anlam burada da var. Olsalar da mı onlara uyacaklar şeklindeki cevabı da Suat Hoca açıkça mealine yazmış. Edip Yüksel mealinde onlara Allah'ın indirdiğine uyun dense hayır biz atalarımızın izlediği yolu izleriz. Yol ayette açık değil. İttiba yerine izlemek kullanılmış derler. Peki ataları bir şey düşünemeyen, düşünemeyen hem akretmek fiili düşünmeye indirgenmiş hem de içine bir de güç yetirme anlamı eklenmiş ve doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı diyor Edip Yüksel mealinde. Son olarak Baltacıoğlu hocanın mealinde onlara Allah'ın bildirdiklerine ayette Cenab-ı Hak bildirmeyi kullanmıyor, indirmeyi kullanıyor. Enzele fiilini kullanıyor. Dileseydi ahbarayı kullanırdı, bildirmek derdik. Dolayısıyla indirmekten bildirmeye geçmiş Baltacıoğlu hoca. Anlam kayması olabilir. Uyun denilince onlar şöyle derler. Yok, biz atalarımızdan ne gördükse yalnız ona uyarız. Yani yalnız anlamı ayette çok açık değilse de orada var. Bellettebi'u ma elfeyne aleyhi ebbâna. Ya ataları gerçeği anlamamışlar, anlamak, akletmek, anlamaya dönüştürülmüş. Doğru yolda bulamamışlarsa yine güç yetirmek mananın içerisine ayrıca eklenmiş. Ayetin İngilizce meallerine bakalım. Estağfirullah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Yusuf Ali mealinde when it is said to them, onlara dendiğinde, dileseydi Yusuf Ali if ile kurardı, dense olurdu. Ama when ile kurmuş, idha'yı daha iyi karşılıyor. Onlara dendiğinde follow what Allah has revealed. Allah'ın vahyettiğine, Yusuf Ali indirmek yerine vahyettiği fiilini tercih etmiş.
nasıl olsa Allah'ın indirdiği, vahyetmesi anlamındadır diye. Ama Cenab-ı Hak indirmek diyorsa keşke o da indirmek deseydi. They say, onlar der ki, yine muzari fiil genişlemiş. Nay, hayır. We shall follow the ways of our fathers. Biz babalarımızın, bir de atalar babalar ayrımı var. Demin Türkçe meallerde ona dikkat etmedim. Atalar mı denecek, babalar mı diye. Ben babaları tercih ederim. Çünkü babalar, ebe daha yakın bunlar. Ata kavramı Arapçada ayrıca yok. We shall follow, biz izleyeceğiz. Ben nettebi'u, izleyeceğiz. Halbuki ayette biz izliyoruz diyorlar. Muzari fiil burada gelecek zamana dönüştürülmüş. Ayrıca the ways diye yollar ifadesi ayrıca anılmış. Halbuki ayette yol ifadesi gizli veyahut da ma ile belirtilmiş sadece. Of our fathers, babalarımıza, babalarımızın yollarını izleyeceğiz. What? Even though their fathers were void of wisdom and guidance. Ne? Diye istifham e yerine what koymuşlar. Şayet onların da babaları muhakeme etmekten, düşünmekten ve doğru yolu bulmaktan boş idiyseler diye void kullanmış Yusuf Ali. Ayette bu anlama gelse de netice olarak bu anlama gelse de Cenab-ı Hak orada neyi yeriyor? Boş olmalarını, düşünme ve akletme ve doğru yolu bulma bakımından boş olmalarını değil, akletmemelerini ve doğru yola rağbet etmemelerini yeriyor. Dolayısıyla bir eylem yergisi var. Şakir mealinde and when it is said to them, onlara dendiğinde follow what Allah has revealed. Allah'ın vahyettiğini izleyin, vahyettiğini takip edin dendiğinde yine indirmek yerine vahyetmek fiili kullanılmış. They say, onlar der ki ney? Hayır. We follow what we found our fathers upon. Biz babalarımızı üzerinde bulunduğumuzu izleriz. Geniş zamanlı. What? Demiş yine ne? And thou their fathers had no sense at all. Onların babaları düşünmüyor idiyse de mi? Nor did they follow the right way. Onların babaları doğru yolu izlememiş idiyse de mi diye Şakir biraz daha Arapçasına yakın bir meal çıkarmış kanınca. Piktel mealine bakalım. And when it is said unto them, onlara dendiğinde follow that which Allah has revealed. Allah'ın vahyettiğine tabi olun. They say, onlar der ki we follow that wherein we found our fathers. Atalarımızı üzerinde bulunduğumuz şeye tabi oluruz derler. Yine dikkat ederseniz İngilizce meallerde de hep found yani vecede kullanılmış. What even though their fathers were wholly unintelligent and had no guidance. Şayet onların babaları tümüyle zeka dışı ve doğru yoldan uzak idiyseler de mi onları izleyecekler demiş. Ve akletmeyi burada zekaya veya geri zekalığa, Şakir aynı kavramı düşüncesizliğe yormuştu. Muhlis Han aynı ayetin mealine when it is said to them, onlara dendiğinde follow what Allah has sent down. Allah'ın indirdiğine tabi olun. İlk defa Muhlis Han mealinde indirmek fiilini görüyoruz. They say, onlar der ki nay, hayır, we shall follow what we found our fathers following. Biz atalarımızı neyi izliyor, neyi yapıyor gördüysek onun peşinden gideceğiz dediler. What they do that, onlar bunu yapacaklar mı? Demiş parantez içinde çünkü ayette açık değil. Even though, şayet their fathers, babaları did not understand, anlamamış anything, herhangi bir şey, nor were they guided, ve onlar hidayet olmamış, yolu bulmamış olsalar da mı onların peşinden gidecekler diyor Muhlis Han mealinde. Meal dosyamıza geçelim şimdi. Bakara suresi yani ikinci sure 170. ayet. وَإِذَا قِيلَ ve
onlara denildiğinde اتبعوا ما أنزل الله Allah'ın indirdiğine tabi olun. Şöyle yapayım. Şurayı şöyle alayım. Ve onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun. Denildiğinde kalu dediler. Dediler ki bel nettebi'u ma elfeyna aleyhi abâena. Hayır. Atalarımızı şimdi elfe fiili için bulmak dışında bir seçeneğimiz olsaydı biz onu kullanırdık. Elfeyna. Heh, babalarımızı bağışlayın. Hayır. Babalarımızı üzerinde bulduğumuz ma içinde şeyler diyelim. Bulduğumuz şeylere tabi oluyoruz. Ve onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiğinde dediler ki hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere tabi oluyoruz. Ben nettebi'u ma elfeyna aleyhi ebâena. اَوَلَوْ كَانَ اَبَّاؤُهُمْ اَوَلَوْ اَوَلَوْ Orada hem istifham harfi var, hem de hal vavu var. Helik ve bir de şart lev var. Üçünü aynı anda kullanmamız gerek. Sorunun vurgusunu koruyabilmek adına. اَوَلَوْ كَانَ اَبَّاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ şayet babaları bir şey akletmiyor ve efendim doğruyu bulamak. İhteda için doğruyu bulmak. Bulamamış derseniz yine güç yetirmeyi katmış olursunuz. Bulamamış. Ben halbuki ihteda doğru yolu aramak, talep etmek. İstagfara gibi yani. Doğru yolu araştırmamış. Akletmemiş ve doğru yolu araştırmamış. Şayet babaları bir şey akletmiyor ve doğru yolu aramıyor demeyelim de doğru yolu talep etmek istemiyor. İstemiyor idiyse de mi? Belki sorumuz çok güzel olmadı ama şayet doğru yolu bulanlar daha iyi. İstemiyor değilse doğru sanki yolu biliyorlar da buna istemiyor. İşte, zaten öyle bir mana çıksın diye çabalıyoruz. Yani doğru yol, Cenab-ı Hak onlara hakkı gösteriyor. Ama onlar doğru yolun peşinde değiller. Doğru yolu talep etmiyorlar. Yani onlar diyorsun ki doğru yol bu, diyor ki önemli değil benim için doğru yol. Benim atamın yolu benim için önemli. Böyle bir araştırmaya girmemiş. Cenab-ı Hak diyor, men ihtede fe innemâ yehtedî linnefsih. Doğru yolu idrak etse, tamam dediğiniz doğru ama idrak edemiyor ki zaten. Bulamıyor zaten. İşte etmiyor. Zaten suçluluk da o zaman başlıyor. Cenab-ı Hak ne diyor? Diyor ki senurihim ayatina. Biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Fil afaki afakta ve fi enfusihim ve kendi içlerinde. Hatta yetebeyyene lahum ennehu'l hak. Ta ki hak onlar için ne olsun?
apaçık olsun. Demek ki öyle göremiyor, doğru yolu bilmiyor, bulamıyor değil. Doğru yolu görüyor ama tercih etmiyor. İstemiyor doğru yolu. O yüzden biz ona kafir diyoruz. Hakkın üstünü örtüyor. Öyle olsaydı, göremiyor olsaydı mazur olurdu yani. Doğru yolu göremedim ya Rabbi, o yüzden tercih edemedim. Yani o zaman basireti yetersiz olurdu ki Cenab-ı Hak basiretin, akletmenin, işitmenin yeterli olduğunu hakkı bulmak için ve istemeyenlerin yani kafirlerin inat ile sırf ayrı kalmak, katılmamak için bir çaba gösterdik, direnç gösterdiklerine. Ne bir ayet okuduk Bakara suresinde ne dedi? فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ Yüz çevirirlerse onlar şikak içindeler. Yani ayrışma, ayrı durma, katılmama, direnç, mukavemet gösterme, meşakkat oluşturma içindeler. Yoksa anlamadıklarından, bilmediklerinden. Ama bu kişilere hitap etmiyor. Yani babaları doğru yolu istemiyor. Bu kafirlerin güruhu hepsi aynı. Babası da aynı. Geçmiş ataları yani. Geçmiş ataları da aynı. Hepsi aynı. Yani bu imtihandakilerin hepsi aynı durumdalar. Şayet babaları bir şey akletmiyor ve doğru yolu talep etmiyor. Talep diyelim, istemekten daha güzel gidiyor. Talep etmiyor idiyse de mi? Bu durumda da mı bunlar böyle? İdiyseler, çoğula gerek var mı idiyseler? Şayet babaları bir şey akletmiyor ve doğru yolu talep etmiyor idiyseler de mi? Evet. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Mazi fiil ama evet. Biraz daha geniş zamana yazılabilir mi? İşte günümüz şartlarını düşünerek günümüz şartlarını. Yani bunu yine aynı günümüz şartlarında gibi algılamak. Çünkü ayette bu tür yine idâ ile giriş yapan şartlı cümlelerde Cenab-ı Hak bazen yekulûne ile cevap veriyor. Yani onlara şöyle dendiğinde yekulûne diyorlar ki o zaman genişletmek biraz makul olabilir. Ama kalu ile geldiğinde cevap, o zaman mazi yani Cenab-ı Hak bilinçli kullanmıştır herhalde. Ve onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiğinde dediler ki, hayır, şimdi diyeceksiniz ki o zaman da onlara özgü kalıyor. Ama levm yani yergi onlara özgü de olsa aynı durumda olanlar için de nedir? Geçerlidir. Ve onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiğinde dediler ki, hayır, babalarımızı üzerinde bulunduğumuz şeylere tabi oluyoruz. Şayet babaları bir şey akletmiyor ve doğru yolu talep etmiyor idiyseler de mi diye çok kuvvetli bir istifham ayette var. Yani ataları uçuruma gidiyorsa da mı peşinden gidecekler? Onların cevabı evet. Çünkü bizi de ilgilendirmiyor yolun sonunun uçuruma mı gittiği, doğru bir yola mı gittiği. Tıpkı atalarımızın önceki atalarını izlerken nasıl ilgilenmedilerse doğru yol gidiyor gitmiyor önemsemedilerse yine buradan da anlaşılıyor ki vahiy öncesi dönemde akletmemek nedir? Bir yergidir. Yani sadece kişinin sorumluluğu gelen elçiyle ve vahiyle başlamıyor. O yüzden geçmiş ümmetlerin peygamberlere geldiklerinde ilk önce onlara ne dediler? وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Ey kavmim Rabbinizden bağışlanma dileyin. Niye? Putlara tapmışsınız. Onlar deselerdi ki ya putlara iyi de bizi uyaran olmamıştı. Cenab-ı Hak o zaman diyor ki Allah size akletmeyi vermişti. Demek ki kişinin hidayet olması, doğru yolu araştırması sadece vahiy ile değil, esasen akletme iledir doğru yolu bulması. Vahiy bir destektir. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği fazladan bir rahmettir, ekstra bir uyarıdır. O olmasaydı da kişi Yaradan'ın tekliğine ve evrendeki gücün yegane tek bir ilahın kudretinin tecellisi olduğuna akletmeyle insan erebilmeliydi. O yüzden ki ayette Cenab-ı Hak babalarını ne yapıyor? Yeriyor. Babaları akletmiyor ve hidayet talep etmiyor. Doğru yol nedir? Bu kaygıyı hiç taşımamışlar idiyse de mi bunlar onların peşinden vagonun lokomotifi izlediği gibi gidecekler şeklinde bunların akletmesine vurgu yapan kuvvetli bir soru var. Peki vaktimiz burada doldu. Yok, ilk şeyler geçiyor mu burada? Ma için kullandım onu. Bundan önceki mealler, bundan önceki ayetlerdeki meallerimizde
şey dememiştik Maya, biliyorum. Hayır, babalarımız üzerinde, ne üzerinde bulduklarımıza diyelim o zaman. Hayır, babalarımızı ne üzerinde bulduğumuz. Ama o zaman da sonuna Türkçe'de şart getirmek zorunda kalacaksın. Babalarımızı ne üzerinde bulduysak diye Türkçe'de şartsız tamamlanmıyor o. Ona da girmek istemedim. Elmalı Hoca'nın meali öyleydi. Şöyle diyelim. Hayır, babalarımızı üzerinde bulduklarımıza. Ama o zaman da olabiliyor mu? Oluyorsa kaldırayım şeyi. Atalarımızı üzerinde bulduklarımıza tabi oluyoruz. Hayır, babalarımızı üzerinde bulduklarımıza tabi oluyoruz. Sanki anlam oturmuyor gibi geliyor. Hocam, az önceki gibi. Değil mi? Babalarımızın işte bu la yehdetuna doğruyor. Kadık yehdetuna. Tefsir manası. E ne diyelim? Doğru yolu doğru yoldadırlar. Doğru yolda oluyorlar. Veya doğru yolda olmuyorlar. Desin. Galiba arası vermiş oluyorsunuz. Doğru yolda Doğru yolda oluyorlar. Şimdi ihteda fiili nedir? Ne? İhteda fiili o kalıpta istiğfara gibi talep etmek manası yok mu? Tamam, hedadan ama ihteda bu. Yani mesela men ihteda fe innema yehtedi li nefsi. Ne manası veriyorsun? İhteda. Sürasiden geliyor kalıp. Hayır, ihteda hali ne manada? Doğru yolu istemek değil mi? İhteda. Mesela istiğfara ne demek? İstefale babında söylüyor. İşte bu da istefale babında. İhteda. İstefale babında. Peki, vaktimiz doldu. Haftaya devam edelim. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullah el-azîme li ve lekum ve lisâirin mu'minîn. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve ahtâ'nâ. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.